şimdi enstitü dediğiniz vakit ne amaçlıyor? Yani benim görüşüme göre enstitü tabii çok farklı, çok önemli. Fakat enstitü bir takım şey hocaların, üst seviye hocaların, beni de buna sokuyorlar şimdi. Bunların emri ne olmayacak? Yani arkeoloji... Güdümünde de olmayacak. Bu enstitüde belli alanlarda çalışması sağlanan gençler olacak. Destek olmalı değil mi? Bir idaresi olacak tabii. Bir idaresi olacak ama yani amaç araştırma yaptırmak. Ve kime yaptırmak? Gençlere yaptırmak. Yani enstitünün amacı bu olmalı. Yeni yetiştirecek insanlar yani o altyapıyı oluşturması lazım değil mi hocam? Yani... Şimdi mesela bütün dünyada enstitüler var. Evet. Bu enstitüler kazı yapar, araştırma yapar, kütüphane geliştirir. Evet. Ve orada belli kişiler çalışır. Ve o belli kişiler iş üretir. Yani şey, fikir üretir, çözüm üretir, bir şeyler üretir. Yani üretkendirler. Şimdi eğer enstitü gene böyle bir şey olacaksa, hani emir kumanda... Biraz bilmiyorum yani. Ya ne şekilde düşünüyorlar? Sadece bu kadar bir kurulma fikri imzalanmış durumda. Kurulmasına karar verilmiş. Ama nasıl bir yapılanma içinde olacak onu bilmediğim için fazla bilmiyorum yani. Eğer bahsettiğiniz gibi olursa tabii çok faydası olmaz herhalde. Zararı olur. Evet. Oraya bir takım kişiler çöreklenir evet. Ve her şeyi durdurur. Evet. Hani o deminki rekabet, soğanbaşı hikayesini döndürürler evet. Ve her şeyi durdurur. İnşallah öyle olmaz hocam. Yani şimdi mesela bir zamanlar yabancı şeylerin, hafirlerin izini genel müdürlükten çıkar. Öyle değil mi? Evet. Bir şeylerden çıkar. Her zaman için. Vaktiyle bazı hafirler diyordu ki yabancılar, efendim sizde tarih kurumu veriyor izinleri, tarih kurumu hocaları veriyor. Onlar indandırmışlar. Yani tarih kurumu hocası izine şey olabilir mi? Yok. Her zaman genel müdürlük vermiş. Genel müdürlük. Ama öyle indandırıyor. Veyahut o hoca gidiyor, oraya hayırlı yapılmasın diyor. O tür şeyler yani, oluyor etkilemeler. Peki şu anda bu Ankara'daki toplantıya katıldınız mı? Hayır. Gazi Başkanı. Orada şu tartışıldı. Ya yani çok daha fazla konular tartışıldı. Çok küçük detaylar da var. Onlardan söz etmek istemiyorum da. Kazı izinlerinin bir... Çok yanlış. Gündemde. Bunu nasıl de... Yani çok yanlış. Çok yanlış. Ne açıdan? Şu açıdan. Kim bilir onlar? Yani işte yine hocalar. Hocalar. Hocalar kim? Yani işte hep birbirini biraz önce konuştuğumuz konular, rekabet ortam içinde olan insanlar evet. Maalesef. Onu bunu sevmeyen. Halbuki genel müdürlük ne olursa olsun daha objektif. Evet. Ve daha bir taraf. Evet. Onun için onun gene genel müdürlük tarafından yapılması lazım. Onun karşısında olur. Tabii tamamıyla karşısında. Mesela yabancı harfler kazı yapmasın deniyor. Evet belli bir çevre onu da diyor yani o... Siz de sormuşsunuz. Evet. Yabancı harfilerin çalışmasına, kazı yapmasına karşı yabancı arkeologların kazı yapması son derecede olumlu. Olumlu buluyorsun. Tabii. Yani. Şimdi bir kere arkeologlar dünyada küçük bir aile. Evet. Çok küçük bir aile. Gerçekten öyle. Ve küçük aile karşısında sonsuz yapacak iş var Türkiye'de. Evet. Yani bitmez iş çok. Türkiye büyük bir... Ve ancak büyük bir işbirliğiyle bir takım şeyler yapılabilir. Evet. Bir de muazzam bir tahribat var. Evet, onun... O tahribat, yol tahribatı, baraj tahribatı, kıyı kesimi, o rant tahribatı, her türlü tahribat var. Ve bu tahribata karşı tabii arkeologların fiilen işe girişmesi faydalı. Ve o yüzden yerler yabancı, herkesin işbirliği yapıp hep beraber bu problemle eğilmesi lazım. Sonra yabancılar iyi örnek gösteriyorlar. Tabii. Daha iyi olanakları var. Bir örnek oluyorlar. Şey, çalışma için. Hani çalışma. Rekabet dediğimiz şu anlamda rekabet. Hani daha iyi görüyorsun, ona ulaşmak istiyorsun. Kendini geliştirmek. Tabii. Bu da tabii. Önemli değil mi hocam? Tabii, çok önemli. Kaliteyi yükseltiyor. Tabii. Bakın mesela ne oldu? Genel müdürlük çok güzel bir proje
geliştirdi. O proje şu senelik sempozyumlar. Evet, o çok gerçek. O sempozyumlar sayesinde öyle resimler çıktı ki şeye, projeksiyona, herkes onları görünce ben de böyle kazıyorum. Eskiden mesela hatta kelimeler ocakta çalış, ocak sanki madenciymiş. Evet, bir ocakta çalışıyorum. Evet. Açma yerde mesela. Evet, açma. Yani sınırı belli olmayan bir delik. Evet hocam. Ve bütün şeyleri kenarları düşmüş delikler mi? Çukurlar. Çukur. Görüyorsunuz gerçekten. Onu görüyor ve tabii kendisi de. Kendini görüyor.